işte bütün dünyayı dolaştın ha? Oradan oraya. Ne demişler? İnsanoğlu kuş misali. Sonunda yuvaya döndün demek. Çok kalmayacağım. Evi satacağım. Bir kahvem var Almanya'da. Buradan biraz değişik ama gene de kahve işte. Sonunda oraya yerleşeceğim. İnsanın ekmeği neredeyse yeri orasıdır be Ömer. Öyle. Anamı nereye gömdünüz? Babanın yanına. Eşyalarının bir kısmını fakir fukaraya dağıttırdı ölmeden önce. Bir de seni sordu. Hep seni sayıkladı. İnsan balık gibidir be evlat. Cemal Reis. Beni tanıdın mı? Beni tanıdın mı? Sen kimin tayfasısın? Ben Ömer. Sen Çakur Ömer ha? Ömer Reis. Bir adam fırtınadan batmıştı. Şimdi tanıdım. O benim amcamdı. Ha? Fırtınadan kurtulamamış. Nice bunadı. Ben bir eve kadar gideyim. Olur. Ha bir dakika. Yak bakalım bir Alman cigarası Cemal Reis. Ne? şimdilik bana müsaade. Annenden sonra evin anahtarını bana bıraktılar. Sağ ol. Ben Murat Reis'i aramıştım. Murat Reis mi? Ha, onlar. Bu evi sattılar. Çok oluyor. Biz kiracıyız. Sattılar mı? Sattılar ya. Kasabanın dışına yerleşmişler. Peki, teşekkür ederim. Bir şey değil. Nasıl? Evi gördünüz mü Ömer Bey? Gördüm. Gel şöyle biraz laflayalım Ömer. Olur be Ali. Oğlum Selim, iki çay kap gel oradan çabuk. Tamam usta. Anlat bakalım. Murat Reis'lere uğradım. Evde başkaları çıktı. Kasabanın dışına mı taşınmışlar ne? Öyle. Kasabanın dışına yerleşti. Pekinmiyor buralara. Hay Allah. Çok özledim biliyor musun? Demek evi satacaksın ha? Satacağım da nasıl yapacağım o işi bilmiyorum. Emlakçı Hasan'a haber verelim mi? O da kim? Sakızların Hasan vardı ya, hatırlamadın mı? Tefeci Hasan mı? O şimdi emlakçı Hasan oldu ama bu işi halleder. Ömer. Murat Reis.
Hoş geldin deli gurbetçi. Niye kahveye oturmadık sanki? Burası fena mı? Özlemedin mi denizi? Özledim. İyi yaptın gitmekle Ömer. Adam şırır burada be. Bu sansarlar arasında. Neyse ki denizi var. Onun dostluğu da düşmanlığı da iyidir be. Ne oldu reis? Ne oldu? Yani... Bunu soruyorsan vurgun. Kimse söylemedi. Söylerler. Daha yeni geldin. Nasıl oldu? Adem'in koparttığı elma vardır hani. İşte öyle. Ne kadar derine insan o kadar daha çok çeker insanı. Almak istersin bile bile. Ama vermez bazen deniz. Çok üzüldüm. Ne var üzülecek? Bir kol ve bacak mıyım ben sade? Affedersin. Boş ver. Evlendim ben biliyor musun? Evlendin mi? Yapma ya. Kiminle? Hem de 6-7 sene oldu. Gül Beyaz'la. Ne? Gül Beyaz'a. Yaşa be koca reis. Ne kadar sevindim bilemezsin. Hadi bize gidelim. Olur, çok iyi olur. Ama önce bir işim var. Emlakçı Hasan'a uğrayacağım. Sonra beraber gideriz. Sen git. 5 dakikada hallederdik be reis. Olmaz. Ev nerede biliyor musun? Bir koca kaya var, ondan sonraki yer göreceksin. İşini hallet gel, tamam mı? Peki. Kolay gelsin. Oo, hoş geldin Ömer Bey, ben de seni bekliyordum. Ne çabuk haber aldınız. Bilirsin burası ufak yer. Demek evi satıyorsun. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yıllardır niye arayıp sormadın bir adam? Ya reis, insan öyle dalıyor ki hayat meşgalesine, kendini bile unutuyor. Buyurun. Sağ ol. Sağ ol. Sen içmiyor musun Gülbeyaz? Yok. Ya bu kız çekiniyor senden be. Kız daha dün sokaklarda ağlaya ağlaya koşturuyordun sümüklü. Yaşa be Ömer. Hadi bakalım. Rakıyla balığın zamanıdır. Özlemedin mi rakıyı ha? Özlemez olur muyum? Gül Beyaz canım. Hazırlayayım mı sofrayı? Tabii tabii. Reis be, ben de size bir Alman salatası yapayım. O da neymiş? Yapınca görürsün. Ya o kadın işine karışmasana sen be. Olur mu be reis ya? Şaka şaka. Siz o işleri halledin, ben de gideyim teknenin suyunu boşaltayım ha. Öyle kabuklarıyla mı doğrayacaksın? Tabii ya. Ne sandın? Almanya'da böyle yenir. Demek Alman usulü böyle yeniyor ha? İşte fena değil değil mi? Neyse ki rakıyı Türk usulü içmeyi unutmamışsın ha? Aa, unutur muyum?
Güzel ama salata değil mi? Öyle değil mi? He? Bildiğimiz salata işte. Reis be, şuna bak ya. Bildiğimiz salata diyor ya. Gül beyaz canım. Hadi meyveyi getiriver canım hadi. Çok sevindim be reis. Öksüz garibim. Ne kadar oldu? Vurgundan tam 2 yıl önce. Yani 7 yıl oldu. Sen de az değilsin ha reis. Getirdim. Niye gözüme sokar gibi bırakıyorsun? Koy bir tarafa. Reis be, balığa ne zaman çıkıyoruz? Ne zaman istersen. Sen evlenmedin mi Ömer? Yok. İdare edip gidiyorum işte. Yarın? Kalkarsan tamam. Yol yorgunusun. Nereye Sümüklü? İçeri. İçeri nereye kız? Yatak hazırlayayım. Yorgundur. Ne yatağı? Ben gideceğim reis. Ne yiyeceksin bu saatte be? Boş ver. Hadi işine bak sen. Hadi içelim hadi. Hadi kalk. Bırak kalkarım ben. Hay Allah. Bırakın be. Bırakın. Zerre konuşacağım ben be. Oynayamaz mıyım ha? Oynayamaz mıyım be sözünü? Tabii. İşte bu akşam. Hep böyle mi içer? Yatağını içeri yaptım. Yardım edeyim mi? Yok. Günaydın. Reis. Reis. Gülbeyaz. Allah Allah. Ey koca deniz. Verdiğin de senin aldığın da. Ver bakalım bugünkü rızkımızı. Ver rızkımızı. Hay Allah, yetişemedik koca reis bu sabah. Açsındır. Ben bir şeyler hazırlayayım sana. Yo. Ne kadar zamandır besliyorsunuz bu güvercinleri? Şeyden sonra beslemeye başladı. Vurgundan sonra mı? Ben bir şeyler hazırlayayım. Sivikli, bahçe buldum.
kayığın ipi. Bir minder getiriver içeride. Hadi sana kız. Evet. İşin gücün salınacaktı. Günümüzü seni sallayarak geçirirdik, hatırladın mı? He? Hadi, bin bakalım. Merhaba. Merhaba reis. Hoş geldin. Otur. Oh. Kahvaltı ettin mi? Ne? Seni de yorduk ağ atarken, biliyor musun? Sus reis. Yol yorgunluğu işte. Ya nereden çıktın be? Sümüklüyü biraz eğlendirelim dedik. Eski günlerdeki gibi. Ya hiç değişmemişsin be. Hadi bir şeyler yiyelim artık. Ben kurtlar gibi açım. Fil gibi yedim ya. İştahım açıldı burada. Attım o kranlaması böyledir işte. Ben bir kasabaya ineyim be reis. Şu ev işinin peşine. Git. Dönerken de eşyalarımı toplayıp gel. Ben evimde kalayım be reis. Kaldırma beni şimdi ayağa. Ama reis... Konuşma o kadar işte. Peki. Madem ha. Öyle... Ha, şöyle hizaya gel. Ay. Ne oldu? Elime iğne battı. Oo, buyurun Ömer Bey. Bir haber var mı? Var var. Buyurun oturun. Bir alıcı çıktı eve. Ya kim? Oğlum iki çay kap getir. Kim olacak Ömer Bey? Ben. Affedersiniz, bir şey soracaktım. Ömer, beni tanımadın mı? Yaşlanmış mıyım yoksa? Sen ha? Bakalım daha ne kadar şaşıracağım. Niye şaşırdın ki? Birdenbire karşıma çıkınca, hem de tapuda. Haklısın. Nasılsın? Sağ ol, iyiyim. Ne zaman geldin? Dün geldim. Çoluk çocuk nasıllar bakalım? Çoluk çocuk yok. Allah verir inşallah. Ben evli değilim Emine. Ya, kısmet işte. Ben de evlenmedim. Öyle mi? Sana nasıl yardımcı olabilirim? Şu bizim evin kaydı. Tapuyu bulamadım da. O kolay canım. Ben defterden bakarım. Merak etme sen. Hey koca derya kuzusu! Vay be! Vay be! Kuşlar böyle uçuyorsa fırtına geliyor demektir.
Dur, ne oldu? Bir şeyin yok ya. Niye atladın? Korktum, çok korktum. Hay Allah, dizin sıyrılmış. Dur bir dakika. Reis, gel hele, gel, gel. Merhaba Tayfa, merhaba. Merhaba. Fırtına çıkacak. Doğrusun reis. Berbat bir hava. Bileceksin fırtınayı. Bulutlardan, havanın kokusundan, ama en çok kuşlardan. Yok reis. Yarın Cemal reisle beraber balığa çıkacağız. Yapma ya. Hay Allah. Sabah tapuda işim vardı benim. Ne yaparsın? Kısmet. Yok reis. Bana yeter. Sen de içmesen artık. Biraz bir kahve yapsana böyle. Demek. Merhaba. Merhaba Ömer, hoş geldin. Kaydı çıkarabildin mi? O iş tamam canım. Otursana. Meşgul etmeyeyim. Ne demek Ömer? Yabancı mısın sen? Reis ve Gülbeyaz nasıl? İyiler. Bir sorun çıkmadı değil mi? Ne sorun çıkacak canım? Yalnız bir veraset bildirimi lazım. Ben hazırlarım. Sağ ol Emine. Yapma olur Ömer. Yarın reislere geleceğim. Bana kaneçi iş gördü da Gülbeyaz. Evet, gördüm. Kızların çeyiz derdi işte. Satış işini birkaç güne kadar bitiririz sanıyorum. Sonra gidecek misin? Misafire ne zaman gideceğiz olurum Gülbeyaz. Öyle demedim ki. Aman be reis, üzme Gülbeyaz'ı, gitmem lazım. Hadi sağlığına. Sağlığına reis. Bir şey söyleyeceğim ama kızma. Bu gece yeter artık ha. Ne dersin? Reis ayyaş mı olmuş diyorsun yani? Yakıştıramıyor musun bana? Yok be reis, öyle değildi. Nasıl ya? Bal gibi öyle. Boş ver. Peki bu akşam kırmayalım, uyuyalım bari. Ben yatıyorum. Yarın erken atacağım. Ben de yorgunum be reis. Yatalım. Uyuyalım mı? Uyumayacak mısın? Bir sigara içeceğim dışarıda. Sen uyu. Birazdan gelirim. Nasıl oldu bu iş? Nasıl yaptın? Nasıl yaptık Gülbeyaz?
gitsin. Pişman mısın? Arkadaşım o benim. Dostum. Üzülme. Ben istedim. Hayır. Ben de istedim. Ömer, sen burada yaşamak nasıl bir şeydir bilir misin? Bu kafes gibi yerde, insansız, kimseyi görmeden, yıllarca, erkeksiz. Bunu yaşamanın ne demek olduğunu bilir misin? Erkeksiz mi? Erkeksiz ya, vurgundan beri. Yani? Vurgun onun erkekliğini de aldı. Sonra buraya geldik. Kimseyle konuşmaz. Kimseyi görmez. Ben de göremem. Emine gelir bazen. O kadar. Yıllarca. Konuşmaz. Hiç konuşmaz. Saçımı okşar bazen. Hep okşar saçımı. Okşar. Okşar. Böyle yaşarız bu kafeste. Herkes bilir. Kimse bir şey demez. Bir şey yapmaz. Konuşmaz. Anladın mı Ömer? Nereye Ömer? Ben kasabaya gidiyorum Gülbeyaz. Evime. Büyüklük gitmek değil. Burada kalmak Ömer. Akşama dönerim. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk. Ne haber? Ne olsun be Ali? Keyifsiz gözüküyorsun. Yok canım. Evi düşünüyorum. Sanki kaybediyorum. Evi, çocukluğumu, her şeyi. Boş ver. Her şey gelip geçici be Ömer. İhtiyacın var ki satıyorsun değil mi? Haklısın. Cemal Reis yok mu bugün? Hiç inmedi dünden beri. Hey koca deniz! Verdiğin de senin, aldığın da senin. Al bakalım bugünkü rızkını. Emine? Ah, Ömer hoş geldin. Hoş bulduk. Bir uğrayayım dedim. İyi yaptın. Vaktin var mı? Şu veraset işini soracaktım. Hem de biraz laflarız dedim. Biraz canım sıkkındı. Aman Ömer, vakitten çok ne var? Canın niye sıkkın? Bilmem. Eve üzülüyorum. Ondandır belki. Ay nasıl derlerdi Ömer, Gülbül altın kafese koymuşlar, yine de vatanım vatanım demiş. Öyle değil mi? Hadi bir tane tellendirelim. Vallahi ben senin yerinde olsam, bu evi satınca bir ev alırım. Şöyle küçük, minicik. Bir de dükkan. Yaşayıp giderim burada işte. Bir de minas bizdi bac. Çoluk çocuk. Hey
Reis, reis! İyi ki geldin be tayfa! Gel, gel! Bak, sana balık getirdim. Eyvallah, sağ ol. Ne haber? Tapuya uğradım, Hasan'a da. Ev işi birkaç güne kadar bitiyor. Hayırlısı. Haydi atla da eve gidelim. Canım bir kahve istedi ki sorma. Koca reise gittim bugün. Bana onu anlattı. Ne yürek bana koca reis deme. Ya. Haklısın reis. Ya. Ne bu suskunluğunuz be? Hani seninle Recep Ağa'nın bahçesinden erik çalmaya giderdik. Hatırladın mı? Hatırlamaz olur muyum? Ne yaramaz çocuktun sen be? Ya. Ya baksana. Hani sen fotoğraf falan çekecektin, ne oldu? Çekerim reis. Hadi çek o zaman. Makineye alayım. Gül beyaz. Sen de beyaz elbiseni giy bari. Resim çektireceğiz ya. Tamam. İçeri girerler. Girmezler. Çok sıcak değil mi? Sıcak ama... Girmezler. Yüreğini sıkmadım bu pencerenin hep kapalı olması. Alışmıştım. Olsun. Fena mı oldu şimdi? Hadi uyuyalım. Kabuklarıyla mı doğrayacaksın? Tabii ya, ne sandın? Almanya'da böyle yani. Üzülme. Ben istedim. Hayır. Ben de istedim. Yine dalgalara mı bakıyorsun? Yok, düşünüyorum. Ben de. Her gün gelir misin buraya? Her sabah deniz köpürürken biliyor musun? Ben hep köpüklere bakarım, sayarım dalgaları. Sonra bazen bir şey görüveririm köpüklerin içinde.
bir muş, bir insan, bir ağaç. O zaman çok sevinirim. Bugün neler gördün? Bugün bakmadım. Ama dün hep seni gördüm. Gülbeyaz, Gülbeyaz! Buradayım Emine. Neredesin? Merhaba Ömer. Merhaba Emine. Biraz erken geldim. Ama size kurabiye getirdim. Yeni yaptım. Bakalım beğenecek misin Ömer? Tabii beğenirim. Çardağa geçelim. Ben kasabaya iniyorum. Aa, ayol ben geldim, sen kaçıyorsun, olur mu? Dönerim. Fotoğraf makinesindeki filmi vereyim. Sonra belki gönderemem fotoğrafları. Dur canım. Daha dün geldin. Biraz daha kalırsın herhalde. Bilmem ki. Şimdilik hoşça kalın. Güle güle. Güle güle. Reis nerede kız? Balıkta. Koca reis, Murat reis. Kim bilebilir senin yüreğini yakan acıyı? Cemal reis mi? Yoksa şu garip martı mı? Kim anlar? Gülbeyaz anlar mı? Ömer anlar mı? Sevda'nın başka bir şey olduğunu kim anlar? Heh! İnsan ne garip mahluk be! Bunamış koca reis anlar, belki de en akıllısı anlamaz. Sen kendini anlıyor musun ki be garip balıkçı? 3 gün içinde olsa, sevdalı olduğun kadının mutluluğundan duyduğun mutluluğu, yüreğindeki bu acayip rahatlığı sen anlayabiliyor musun be? Ha? Ha? Başkaları anlasın. Anlayabiliyor musun? Peki içimdeki bu huzursuzluk niye benim? Niye sıkıyor bir garip mengene yüreğimi? Pencere kapanınca yarın öbür gün, ondan mı korkum acaba? Ne zaman hazır olur? Yarın sabah hazır olur abi. Sağ ol, eyvallah. Güle güle. Merhaba Ömer Bey. Merhaba. Geçtiğinizi gördüm de. Şimdi ben de sana uğrayacaktım. Buyurun, buyurun. Sağ olsun Emine, bütün işleri halletmiş. Yarın öbür gün bitiririz artık, ne dersiniz? Tabii, iyi olur. Ya işte böyle. İnsanın vatanı gibi var mı? Buranın havası suyu bile bir başka dedi. Hem sonra dedi ki, belki burada kalıp mutlu bir izbaş bire yaparım dedi. Gözlerime öyle bir baktı ki bunu söylerken. İçim eridi vallahi. Ya, demek öyle. Öyle ya. Sen şunun ağzını bir arasana reise. Utangaç garip. Kiminle konuşacağını bilemiyor. Olur, söylerim. Demek kalmaya niyetli. Ufak bir dükkan bile açarım dedi. Ama birilerinin desteğini bekliyor garibim. Hani biraz ısrar etseniz hemen kalacak valla. Ya Almanya işi? Aman, o işten de ne olacak? Kahve işte, satı verir gider. Kız reisle konuş bu akşam ne olur. Merhaba. Hoş geldin Emine. Hoş bulduk reis. İyi insan lafının üstüne gelirmiş valla. Hayrola? Beni mi çekiştiriyordunuz ha? Çay içer misin? Yok, istemem. Yok canım, konuşuyorduk işte. Ben artık kalkayım. Otursaydın, evde işlerim var. Annem de merak eder. Seni tekneyle götüreyim. Zahmet olacak reis. İyi günler, güle güle. Güvercinleri yemleyiver Gülbeyaz. Ben belki Cemal reisi uğrarım ha? Peki, hoşça kal, güle güle. Merhaba. Emine ile reis nerede? Yoklar. Ne oldu Gülbeyaz? Niye bu kadar merak ettin ki? Merak filan etmedim. Görmeyince.
Fetri'yle kasabaya götürdü reis. Senin işlerin de hallolmuş. Söylememi istedi. Biliyorum. Emlakçı Hasan'la konuştum. Yarın öbür gün bitiyor. Sonra da? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Küçük bir ev, mutlu bir izdivaç. Yaşayıp gidersin işte. Ne demek bu? Sen daha iyi bilirsin. Emine mi söyledi bunları? Buna mı kızdın? Çek ellerini üzerimden. Ne söyledi o kız kurusu sana? Ona söylediğin her şeyi. Ne söylemişim ben Gülbeyaz? Bir evlenelim demediğin kalmış. Sen de inandın ha? Çek ellerini. Aptal! Martı. Ömer gidecek birkaç gün sonra. Gülbeyaz'ın resimlerini çektirdim dün. Almanya'da baksın istedim. Düşünsün. İşte böyle Martı. Kim bilir bana nasıl hiddetlenecek, nasıl kızacak. Kafesin içinde güvercinleri düşündükçe, Gülbeyaz düşününce, belki ihtiyarlıkta bir gün anlar. Dışarıda ne kadar kötülük olduğunu, onu sansarlara, kurtlara, çakallara bırakmayacağımı anlar. Sevdanın ne demek olduğunu anlar da, bana kızgınlığını unutur belki. Ne dersin Martı? Nasıl giderim Gülbeyaz? Seni bırakıp nasıl giderim? Bırakmaz mısın beni? Bırakamam. Artık bırakamam. Yüreğim ikiye bölündü Gülbeyaz. Seni düşünüyorum. Reisi düşünüyorum. Ölmek daha kolay herhalde. Nasıl yaparım diyorum. Nasıl? Ne yaptık ki? Seni düşünüyorum. Sana dokunuyorum. Yüreğim nasıl çarpıyor baksana. Sensiz olamam artık ben. O seni çok seviyor Gülbeyaz. Ya sen? Ben? Hiç böyle olmadım hayatımda. Aklım, fikrim, yüreğim hep sen. Sevda bu olsa gerek. Hiç kimseyi böyle sevmedim. Helena gitti reis.
Ev işini halledince ertesi sabah reis balıktayken gideriz. Her şeyi yazarım. Anlatırım. Anlatırız. Niçin gittiğimizi, birbirimizi nasıl sevdiğimizi anlatırız değil mi Ömer? Anlatırız Gülbeyaz. Konuşalım ne olur. Sana her şeyi anlatayım. Bir kere dinle. Konuşalım. O zaman bizi anlarsın. Konuşmadan da sizi anlarım. Üzülmeyin. Anlarım. Hiçbir şey kötü olmaz. Thank you.
Ben denize çıkıyorum. Akşama dönerim. Konuşun. Söylediklerimi düşünün. Abi bir şey göstereceğim, çıldırırsın. Hayrola lan sabah sabah. Abi şunlara baksana. Vay canına. Gül beyaz bu. Nereden buldun bunları ulan kopuk? Ömer getirdi abi filmi. Herif işi götürmüş be. Vay be. Hem de nasıl götürmüş biliyor musun? Ulan kimseye selam vermeyen o herifin ne mal olduğunu ben de herkese göstermezsem adam değilim. Bir dakika abi, dur, nereye götürüyorsun resimleri ya? Neredeydin Gülbeyaz? Meraktan öldüm. Dolaştım. Düşündüm. Her yerde seni aradım. Ne olacak Ömer? Bilmiyorum Gülbeyaz. İşte böyle Mart. Kalın dedim, burada kal. Anlamadılar. Ama anlayacaklar. Korkuları geçince. Düşününce anlayacaklar. Ben onları korurum. Gülbeyaz'ı korurum. Ne dersin Mart? Kalacaklar mı? Cemal Reis de üzüktün. Kırdık. Hata ettik. Helena ölmedi ki Martı. Cemal Reis ölmeden Helena ölmez ki. Helena ölmez ki. Gördünüz mü Murat Reis'in ne mal olduğunu? Ömer'in niye evini aldığını? Bir de kasabalıyla konuşmazmış. Abi bacaklara bak be. Herif işi bitirdiği gibi bir de fotoğraflarını hasta. Şuna bak. Belki de koleksiyon yapıyordur. Ya. Şuna bak. Karı da malın gözüymüş ha. Ver ulan. Ne oldu ya? Sana göre değil bunlar. Yeter ulan. Yeter be. Defol lan buradan. Hadi işinize. Ne oldu ki ya? Cemal Reis! Hay Allah! Yine yetişemedim koca reisi. Onu düşünüyorum. Yüreğim acıyor Gülbeyaz. Artık kalamam burada. Kalamayız Ömer. Gitsek de kalsak da bir artık. Gitsek ne olacak ki? O hep hayatımızda olacak Gülbeyaz. Onu unutamayız. Onu unutmak istemiyorum. Ben onu sevdim. Ben onu hala seviyorum. Çok seviyorum. O da beni seviyor. Ama ben onu başka türlü seviyorum. Balık gibi. Kuşlar gibi. Babam gibi. Deniz gibi. Ama seni başka Ömer. Keşke sen de beni böyle sevseydin. Seni çok sevdim ben. Çok sevdim. O zaman...
zaman gidelim Ömer. Onun yüreğini yakamam daha fazla. Tayfa! Bak bakalım Cemal Reis kahvede mi? Haber ver beklediğim. Git kendin bak. Ne olan tayfa? Zor mu geldi? Ben senin tayfan falan değilim. Ne oldu be ufaklık? Niye kızdın ki ha? Kahvede Gülbeyaz'ın resimler ellerinde. Sen şey yapıyor musun? Gülbeyaz'ın resimleri mi? Gerçeği söyle, yüreğinin sesini. Ben gideceğim Ömer. Burada kalamam artık. Pencereyi açtığım zaman bunu duydum. Bana söylemelisin, niçin? Bu kadar güçsüz mü kalıyorsun onun yanında Ömer? Niye soruyorsun? Sorma. Ama söyleyeceğim. İkiniz için de gideceğim. Başka yerde... Başka türlü olsaydı, ikiniz olsaydınız, seninle giderdim. Ama bunu bana sormasaydın, bilseydin, isterdim. Bir daha hiç sormayacağım. Gidelim Gülbeyaz. Benimle gel. Seni istiyorum. Ama bir şey yap. Onunla konuş. Eğer onunla konuşamazsan seninle gidemem Ömer. Konuşacağım Gülbeyaz. Nereye? Çantamı hazırlayacağım. Konuşun bakalım köpek soyları! Ne anlarsınız siz sevgiden, insandan be? Sevda nedir, ne bilirsiniz ulan?
Fotoğraflar resimlerdir Sevda. Aklımızdaki soluk resimlerdir Sevda. Her şeyi unutur da onları unutamaz insan. Sevda budur be. Reis şey yapıyormuş ha? Ne anlarsınız ulan siz? Ne anlarsınız Sevda'dan ha? Ne anlarsınız be? Nedir o gül beyaz? Bunu bana vermişti. Ben Çardağ'a gidiyorum. Reis'i bekleyeceğim. Gidiyorsun demek. Belki de haklısın Gülbeyaz. Belki de olmayacak şeyleri istedim ben senden. Yapamayacağın şeyler. Hakkım olmayan şeyleri ya. Belki de haklısın Gülbeyaz. Haklısın Gülbeyaz. Haklısın. Ya. Gel Tayfa gel, bak sana ne söyleyeceğim. Hayrola Tayfa. Merhaba reis. Tayfa, onu gördüm onu, Helena'yı. Beni ona götür Tayfa. Helena. Beni de götür Tayfa! Beni de götür Helena'ya!